son derece hassas olmak zorundayız. Yani bunu Türkiye'de herkesten rica ediyorum. Zaten de öyleler yani açıkçası. Tabii ki bu yaptığın tenkit yapılıyor. Yani kadınlar gidemiyor, erkek egemen falan ama bizi ilgilendirmez. Komşunun dine. Sonra ne yapıyoruz Aynaroz'la? Şimdi merak ediyorum. Şimdi bu Aynaroz bir sürü şey. Mesela Bulgar rahiplerin hakim olduğu bir manastır var. Mesela Sırp rahiplerin hakim olduğu bir manastır var. Ama karışıklar gene. Efendime söyleyeyim, öyle manastırlar var ki mevcut kilise otoritesiyle arası pek iyi değil falan. Kimisi çok çalışan, yani sabahtan akşama odun taşıyan, ağaç yetiştiren, su çeken, duvar ören. Kimisi yani bir lokma, bir hırka önünde bir dilim ekmekle falan ibadet eden. Bunların birleştikleri bir merkez var bütün manastırların. Bir köy gibi yani böyle. Hani nasıl mesela Ayvalık'ta, Cunda Adası'nda merkeze iniyorsun ya, evet, öyle bir şey düşün. O Kora'da idare var. Ruhanilerin, temsilcilerin bir araya geldiği. Bu Ortodoksluğun merkezi. Merkezi bu. Bir nevi ruhani merkezi ve daha da ilginci, bu bölgenin bağları Atina'daki başpiskoposluk değil, Fener'deki patriktir. En ilginci de bu bence. Evet, çünkü Aynaroz ve Ege adalarındaki manastırlar ve ruhaniler Balkan Savaşı'ndan beri yeni geçtikleri siyasi coğrafyayı değil ve fakat bizimkine tabidirler. Anladınız mı? Evet. Fener'e. Bunu bilmemiz lazım. Bu gene istihraçtır. Bak Orta Çağ'dan nereye atlattım beni şimdi. Ama bu böyle oldu. İlginçti ama benim merak ettiğim bir tarih konu. Tarih dediğim böyle evet, işte. Burada yetişen din adamları yani Yunanistan'da mı vaaz veriyorlar yoksa toplu halde cemaat hayır, orada bu, dua ediyor? Hayır bu din adamlarının ne yapacağı ömrünü burada geçirip tamamlayan insanlar var. Ha. Buradan çıkıp başka yere gidenler var, ruhani görevine devam edenler. Bu bir meditasyon, bir eğitim yeri aynı zamanda. Ama bu bir seminer mi bilmiyorum. Yani çünkü Ortodoks rahibin, papazın, din adamının, teologun yetiştiği merkezler benim bildiğim Aynaroz'un dışında. Yani Selanik'te var okul, işte bizim Halki kapatılan. Vardı. Ha. Heybeli'deki yer var. Tabi mesela Rusya Ortodoks Kilisesi için Rusya'da var yerler değil mi? Ukrayna, Kiev mesela. Kiev'deki değil mi? Peçerski Lavra var yani. Mağara Manastırı Kiev'in. Orada eğitim görüyorlar. Böyle yerler var, seminerler var. O Ortodoks dünyası Roma Katolik dünyası gibi çok müttehit, tek elden yönetilen bir şey değil. Buna dikkat etmek gerekir. Her ne halise, şimdi Türk fetihleri boyunca bu konuları Osmanlılar, yani daha Sultan Orhan'dan başlayarak, Murad-ı Hüdavendigar'ı da, Bayezid'i de, 1. Mehmet, 2. Murat, Fatih tabii en alasıyla, bizim bugünkü idarecilerden ve memurlardan çok daha iyi biliyorlar. Çünkü literatürümüzdeki yayın gösteriyor ki Osmanlılar manastırlarla müstakil anlaşmalar yapmışlar. Yani ne gibi imtiyazlar verilecekler, muafiyetlerini nasıl tanıyacaklar, hepsi belli bir şey. Bu imparatorluk konseptinin bir parçası değil mi böyle? Tabii, etnik gruplarla, dinlerle nereden iyi geçinmek. Almış bunu, nereden tabii almış bunu sorarsan ben sana söyleyeyim. Osmanlı'ya varana kadar bunun arkasında Roma'nın kendi yatar. Bunun arkasında Abbasisi yatar. Bunun arkasında Sasani kültürü vardır. İran Sasanileri yani. Bu kendi dininden olmayan gruplarla bir arada yaşama ve hayatı götürme. Aynen. Onların müesseselerini tanıyor. Niye kaybettik biz bunu sanki? Bu tabii ulusal devlet olgusu ortaya çıktığı zaman burada değişmeler vuku'a gelir. Bunu sırf sen tek taraflı iradenle değiştiremezsin zaten. Bunu olaylar seni zorlar.
kilise artık karşında bir kilise olarak değildir. Ortaçağ kilisesi gibi değildir. Başka türlü bir kurum haline dönüşmüştür. Siyasi yani, bir tabii sanki. Yunan ayaklanmasındaki bir bişop artık o eski zamandaki piskopos, metropolit, despot vesaire neyse, eski zamandaki meslektaşının, eski zamandaki hem halinin hem cinsinin itidalini veya heyecan rengini değiştirmiştir. Onun duyduğu heyecan başka bir şeydir. Buna artık başka bir heyecan gelmiştir. Yani değil mi? Evet. Ve ben diyor Helen olarak doğdum, Helen olarak öleceğim diyor. Yani Müslüman ol mesela demişler, sen katledilmezsin demişler mi dememişler bilmiyorum ama böyle bir cevap bu. Cevabı bunun karşılığında Helen ise artık ulusçuluk girmiştir araya. Bu girer, bu çok kaçınılmazdır. Evet. Bunu herkese gelir bu. O dünya değişiktir. Bu değişen dünyada kimleri ne kadar nasıl etkileyeceğini, derecede götüreceğini öngörmek de çok zordur. Ama artık ayrı bir dönemdeyiz. Onu söylemek istiyorum. Şimdi karşımızda demek ki bir doğu dünyası var. Öbür o batıdan çok farklı. Müttehit değil. Çok farklı. Ve biz orada ilerlemek zorundayız. Şimdi bak. Bu Stefan Duşan, kendisi çok dindar bir adam ve bir patrik rolünü, hem kral, evet, çar hem de patrik rolünü üstleniyor falan. Şimdi zatın yaptığı işlere bak. Bir kere Yunanca'yı ön plana koyuyor Sırbistan'da. Bu çok Allah önemli. Allah. Tabii bu Bulgaristan'da da bu böyle. Çok sonra Romanya'da da böyleydi. Yani 17. asırda Sherman Kanta Kuzen galiba olacak Moldav beylerinden Grek Akademisi kurdu. Yani Romence'den çok Yunanca, Latince çünkü Ortodoks. Ve bunun sonucu ne biliyor musun? Şimdi 19. yüzyılda Balkanlarda bütün Ortodokslar kendilerini Helenizmle aynileştiriyor. Pop Daniel diye bir eplak, yani Romanyalı bir herif. Bunu öğren diyor, ey Hristiyan diyor, senin dinin bu diyor falan. Adamın yazdığı Didaskalia, yani bir lügat, öğretim kitabı Yunanca. İnsanlar kendilerini Yunanlı gibi hissediyorlar, Helen hissediyor. Hatta mesela Bulgarların mekteplerini kuran adam, ömrünün yarısından çoğunda kendini Helen olarak görmüş. Yunan okuluna gitmiş, Patrikhane'nin okuluna. Neden sonra ticaret vesaire için falan Ukrayna'da yaşadığı için, orada Venelin vardı tarihçi. Buna etkiledi, sen Bulgarsın ya dedi, şanlı bir kavimdensin falan, kendine gel falan. O şekilde adamda bir Bulgar milliyetçiliği başladı. Tabii bu sefer de kiliseyle çatışmada, yani Rum Patrikhanesi ve onun temsilcileriyle oradaki çatışmada bu Bulgarlık işi hızlandı. Yani mesela Bulgaristan halkı 19. yüzyılda asıl çatışmalarını Babali'den çok veya onun kadar en azından bir de Patrikhane'yle yapacaklar. Bulgar Patrikhanesi Otosefal mıydı? O sonradan kuruldu. Sonra ve çok sonra tanındı. Hı. Ona şey derler, Eksarkiya. Hmm. Eksarkiya. 1870'lerin işidir onun tanınması. Geçtir. Bu yapılanmalara niye böyle gidip geliyoruz böyle şey, tezgah fabrikası gibi? Çünkü tarihi doku o kadar günümüze uzanmıştır ki ister istemez olayları kullanarak bunları anlamak ve üzerine öyle eğilmek istiyoruz. Şimdi gene avdet edelim 14. Çok az vaktimiz kaldı bu bölüm için aslında. Evet, yani o zaman yapılacak şey şu, size şunu söyleyeceğim. Kantakuzinos Hanedanı, yani paleologlar arasında bir Kantakuzinoslar vardır. Çok kısa bir süre. 6. Ioannis Kantakuzinos ki Sultan Orhan'ın kayınpederidir biliyorsun. Ve tabii. Kızı Kalofera ile Sultan Orhan evlenmiştir ve hanedan oradan yürümektedir. Bu parantezi unutmayın. Ve
dışında tekrar paleokortlar avdet edecekler. Ama o dönemde Bizans'la Türk Osmanlı'nın büyük bir ittifakı var. Trakya'nın savunması, korunması ve bu ilerlemesine yardım edecektir Türklerin. Bunun üzerinde duracağız. Çok stratejistmiş onlar da. Evet. Evet. Bizden ayrılmayın. Son bölüme geri geleceğiz. Yüz tane falan e-posta var. Bir kısmının üstünden geçelim lütfen şimdi. Mesela tam konuyla ilgili Yunanistan'dan Arel Bey bize selam söylüyor. Program sayesinde zaman heyecanlı ve kaybolmuyor diyor. Ondan sonra bakıyorum Samet Bas diyor ki Bulgarlar, Sırplar ve Hırvatlara değinmişsiniz, değinip duruyorsunuz. Fakat Bosna Krallığı ve Bosna Hristiyanlığı üzerinde durmuyorsunuz diyor. Hmm. Duralım mı? Duracağız. Kısa ne ama. Zaman duracağız? Şimdi Fatih Sultan Mehmet Bosna fethine başlayacak. Evet. Ve bizim orada çok kimsenin bogomilizm diye tekrarladığı ki onun da ne olduğunu, farklarını şeyin üzerinde, inancın üzerinde duracağız. O kadar basit değil, bilinen görünen kadar. Ve Bosna'nın uzun serencamı imparatorlukta çok değerli bir kontribüsyon, katkı o. Kültürel bakımdan bir kere en başta. Onun için duracağız yeri gelince. Evet, Bosna Krallığı, Bosna Bogomil Kilisesi. Tabii.